Merhaba dostlar. Bugün özel bir dönerciye geldik. Döner deyince Türkiye'nin pek çok yerinde insanların aklına et döner geliyor. Ama Adana söz konusuysa eğer, Adana'da et sadece kebap için kullanılıyor. Döner dediğin zaman tavuk döner genellikle burada kullanılan bir şey. Kardeşler tavuk döner de Adana'da pek çok insan tarafından bana tavsiye edilen bir yer. Günde 400-500 kilo tavuk döner satılıyormuş burada. Nasıl bir rakamsa artık ben de bilmiyorum. Birazdan sohbet edeceğiz. Lezzetini çok merak ediyorum. Size de burayı göstermek istedim. İçeriye gelin beraber detayları öğrenelim. Tavuk dönerin lezzetine bakalım. Biraz da sohbet edelim. Hadi gelin. Gördüğünüz gibi burası çok işlek bir mekan. Ne yapıyorsun burada usta? Ayran dayı. Ayran. Meşhur ayran. Maç ayranım güzel. Oo, içinde buz da var. Tabii. Tamam, bunun da tadına bakacağım. Sus sen yapıyorsun tabii. Diye. Yani. Kolay gelsin. Sağ olasın. Abdullah usta merhaba. Merhaba Ali abi, hoş geldin. Ne var ne yok, iyisin? Allah razı olsun. Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim, sağ olasın. Allah iyilik versin abi. Abi senin buranın meşhurluğu, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. O kadar evet, çok abi. Benim yazı geldi ki bana. Evet. Mesaj geldi. Mutlaka kardeşler köze dönere git diye. Allah razı olsun. Senin burası çok beğenilen bir döner. Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun. Müşterilerimiz var olsun inşallah. Her zaman bekleriz. Tabii ki. Evet. Peki seni biraz tanıyalım. Kısaca kendinden bahset. Kaç yıldır sen bu işi yapıyorsun? Yaklaşık 20 yıldır ben bu işi yapıyorum. 20 yıldır döner işindesin. Evet. Yalnız burada 10 yıldır buradayız. 10 yıldır buradasın. Evet. 5-6 kardeş olarak bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Öyle mi? Evet. Bir şubemiz daha var. Evet. Asil Mezarlığın orada. E5 üzerinde. Anadolu Mahallesi mi? Dede Korkut diye geçiyor. Ha, Dede Korkut. Evet. Tamamdır. Eyvallah abi. Buradayız 10 yıldır. Müşterilerimize hizmet ediyoruz. Güzel bir şekilde. Tamamdır. O zaman hadi geçelim biraz bir şeyler pişirelim bakalım abi, nasıl oluyor. Abi işte. Buyurun abi. Buyurun. Usta merhaba, kolay gelsin. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun abi. Ben nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. İsim neydi? Nasıl? İsim neydi? Sinan. Sinan usta. Evet. Sinan usta şimdi bize ne hazırlayacaksın? İlk önce onu söyle. İnşallah bir sarma yapacağım. Sarma. Evet. Tamam. Bir de tabakta yapacağım. Tamam. Bir de bir dürüm yapacağım. Bir de dürüm yapacaksın. Evet. Yani 3 tane malzemenin tadına bakacağız evet, burada. Inşallah. Üçünün lezzeti birbirinden farklı değil mi? Aynen öyle. Hadi bakalım o zaman yavaş yavaş hazırlayalım. Bu ne abi içine attın? Bu da bizim kendi bir sosumuz. Güzel bir sos. Acılı mı? Acılı. Adana olur da acılı olmaz demesene. Aynen öyle abi. Ben bunu size bir kızartayım. Doğan. Tabii. Bir tabak şimdi tam ayarla. Bir pozisyon önce. Masayı açın. Abilerin masasını bulsunlar. Oo, ekmeksiz yazık ısındı. Abi. Ya çok güzel bir sarımsak kokusu geldi abi. Evet. O nasıl güzel bir kokudur ya. Sosun içinde var galiba. Evet. Sadece tabağın. Ömer amca. Bak o içeriye masayı birleşti. 10 kişi uzunlamasına ayarlar. Aile geliyordur. Buraya abilerimizin buraya mı 2 kişi? Şöyle bir porsiyon. Bu bir porsiyon değil mi? Evet. Ortalama kaç gram et var burada? Tavuk var. Vallahi hiç bakmadım ama. Göz kararı yapıyorum desene. Evet, iki kişi bunlar Allah'ın izniyle doyar abi. Bu böyle bir pozisyonumuz oldu. Servisimiz hazır. Evet. Bu ekmek servisin ekmeği o zaman. Evet. Abi bakar mısın? Ya ekmekten öyle bir koku geldi ki, böyle sarımsaklı falan. Yani ben ekmeği yemek için sabırsızlanıyorum. Şu an. Şunu ne yapıyoruz abi? Şu anda size böyle sarma çıkaracağım. Aynı, sarma. Aynı şekilde. Dur biraz sana hatta şöyle bir tatlıyım. Nasıl olacak o? Çok verme ha sofrada. Şöyle bir lokma. Oo, bu bir lokma mı? Bir lokma evet. Abi ben buna doyarım ya. Etimiz çok elhamdülillah. Şununla tadımlık başlıyorum ben arkadaşlar. İki tane limon verir misin Abdullah Bey? Masayı açın hemen. Hemen. Abi bana ne yapacaksan bu sostan dök. Bu sarımsaklı mis gibi kokan sos var ya. Bu işte bu sana. Senin usta kaç yıldır yapıyorsun sen bu işi? Ben 10 yıldır yapıyorum. 10 yıldır döner ustası mısın? Evet. Oo,
Oo, limon sıktın ha? Evet, şu an balık oldu. Balıktan bir parça kalmayacak. İstersen şöyle bir ağzına. Vallahi bunun tadına bakacağım aynen hemen. Abi tavuk döner var, tavuk döner var. Siz dönere lezzet katmışsınız gerçekten. Sarımsaklı sos ekstra güzel kokuyor. Bir limon ilk defa gördüm, şahit oldum. Ama nasıl ama bir tat var? Çok güzel bir aroma vermiş, çok güzel bir tat vermiş. Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle. Bu da sarmalarımız. Evet. Şimdi bir tane de dilim yapayım. Bu da mı sarımsaklı olsun dürüm? Yani bilmiyorum, o sarımsak sos çok uygun ama dürüm şöyle yap, bence yok. Standart nasılsa tamam, dürümü standart yap. O da böyle. Yani herkese nasıl veriyorsan bize de öyle yap. Üç yerimiz. Şöyle. Oh, ekmeği uykuya yatırdın orada desene. Evet, okumaya gitti şu an kendi bir şey. Biz karışmıyoruz ekmeğe. Sabah oradan biraz kağıt. Şu şey gibi. Of. Şöyle. Şu kadar yeter. Hadi ustam. Yolcu et. İşten bu mudur? Evet. Sinan usta, eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Ben şimdi bunların tadına bakmaya geçiyorum. Buyurun bir bakın. Size de kolay gelsin. Adını seveyim Adana'nın diye boşuna demiyorum. Diyorsunuz ki hep Adana'da video çekiyorsun. Abi tavuk dönerciye gidip de şöyle bir sofrayı nerede bulursun? Bak adam buraya güzel mevsim salata getirdi. Ezme salata getirdi. Pişmiş soğan getirdi. Turşu getirdi. Pişmiş biber getirdi. Yanına tavuk döner. Abdullah usta. Efendim abi. Sinan usta ile tanıştık. Gayet de güzel şeyler hazırlıyor. Sinan usta ile bir yakınlığın var mı? Biraderim. Benim kardeşim. Evet. Abi hele. Kardeşler ismi zaten biz 5-6 kardeş olduğumuz yani için. 6 kardeş olduğumuz için oradan geliyor. Oradan geliyor kardeşler. Közde Döner'in ismi oradan geliyor. Aynen. Evet. Peki bir şey soracağım. Bu masa bana mı özel yoksa her gelene bunları veriyor musunuz? Daha nasıl veriyorsunuz? Normalde bütün gelen müşterilerimize, evet, tabakta isteyenlere, porsiyon, servis isteyenlere. Servis isteyenlere. Aynen bu şekilde. Hepsini veriyorsunuz. Evet. Tabi 4 kişi 5 kişi geliyor, dürüm istiyorlar. Evet. Yanında zaten birçok müşterimiz artık alıştılar. Ya usta bize ezme de gönder. Ezmesiz artık yemek yemeyenler de var burada. Ezme şu değil mi? Evet. Bu sefer ilk önce salatanın tadına bakacağım, evet, abi. Çünkü çok güzel görünüyor bu. Afiyet olsun abi. Çok güzel abi ya. Ya inan ki abi yani bizim döner adı döner yani. Gerçekten biz farklı yapıyoruz döneri. Yani şimdi bir dönercide bu kadar ikram olmasını ben ilk defa görüyorum. Yalan yok. Evet. Böyle güzel... Akşamlar abim benim. Allah razı olsun Ahmet abi. Böyle güzel salataları ilk defa görüyorum. Onun için bundan dolayı bir defa seni tebrik ediyorum. Lezzet Allah olarak da şimdi biraz önce... Ha, şu limonlu galiba buydu değil mi? Evet, o sarma şekli. Abi bundan bir tane... Bir sarma döner bakayım diyoruz buna. Onun, evet, tadı buna göre farklı. Ben onun için ilk önce bundan, evet, başlayacağım. Çünkü ya o sarımsak kokusu nasıl güzel geliyordu. Bunda biraz şey sarımsak sosu falan var. Evet. Diğer porsiyonda olan sade. Ben bundan bir tane tadına bakayım abi. Porsiyonda olana ekmeği soslu sarımsaklı bunun. Bunda ekmek farklı. Sade isteyenlere sade ekmek veriyoruz. Bu da pişmiş soğanımız. Yanında tabii yine üzerine biraz tavuk dönerimizden katıyoruz. Bu şekilde gelenlere hizmet ediyoruz ya abi. Abi çok farklı bir şey ya. Çok lezzetli olmuş. Lezzetli değil mi abi? Kesinlikle çok lezzetli. Evet. Yani limon, sarımsak. Bence çok değişik olmuş. Bana kısaca fiyatlardan bahset. Ben şunun bir de şimdi, şeyin tadına bakacağım. Ali abi burada fiyatımız aslında belli bir fiyatımız var. Yok değil ama bak abi bak. Emin ol. Adam güzelmiş. Dönerin güzelliğine bakar mısın? Burası biraz gariban kesimi biliyor musun abi? Evet abi. Mesela küçük çocuklar geliyor, garibanlar geliyor. 3 liraya 5 liraya da verdiğimiz insanlar var burada. Çok güzel. Kimseyi burada geri çevirmiyoruz. Çok güzel. Ama normal standart fiyatlarımız dürüm 8 lira. Yanında kapalı ayranı ikram ediyoruz. Açık ayran içerlerse 1 lira alıyoruz. Yani 9 lira almış oluyoruz. İyi hatırlattın. Ben girerken
ustayla konuşsun, bana açık ayran ısmarlayacaktı. Evet. Onun bir tadına bakmak açık istiyorum. Açık ayranı da tabii bu arada unuttular. Siz yapıyorsunuz değil mi yoğurdu? Tabii kendi ev yoğurduyla yapıyoruz. Çok güzel. Ayranımız da çok güzel. İki tane açık ayran verin canım buraya. Ya sen de beraber yiyelim bak, şey olmasın. Sen diyorsun. Bana çok büyük bir sofra hazırladın. Ben zaten hepsini yemeyeceğim. Abi dürümü 8 liraya veriyoruz. Yanında kapalı ayranı ikram ediyoruz. Evet. Sarma şekli şu tabağımızı. Evet. 16 liraya veriyoruz. Açık ayran içerlerse yanında 17 lira. Bu porsiyon şekli de tekrardan. Bu da 16 lira. 16 porsiyonu. Evet, tamam. 16 lira. Yanında salata, yanında ekmeği. Yanında tabii salatası, ekmeği, her şey yani eksiksiz bir şekilde. Aynen. O da 16 liraya veriyoruz onu da. Bir de şu standardın ben tadına bakayım abi. Tabii. Standardın da tadına bir bakın. Yani normalde ya, bunu yemeye geldiği zaman inşallah beğenirsin. Takipçilerin de inşallah gelen olursa inşallah siz de onlara karşı açık olmazsınız. O zaman şöyle yapalım, dur. Benim adımda gelen özellikle öğrenci kardeşlerim için bir indirim verelim. Ne demek? Tamam. O hiç, zaman şöyle, yüzdesini sen söyle. Yüzdesi hiç önemli değil. Öğrenci kardeşlerim gelsin ya. %20 indirim yapıyoruz. Onlar benim bizim adımla kardeşler dönere gelen öğrenci kardeşlerimin hepsine benim adımı verirseniz Abdullah Usta %20 indirim yapıyor. Öğrenci kardeşlerimiz bizim geleceğimiz, hiç sıkıntı eyvallah, yok. Eyvallah. Çok aynen sağ olun. Öyle. Ben şunu da tadına bakıyorum müsaadenle. Şifa olsun. Abi sade dönerde direkt tavuk dönerinin tadı geliyor. Çok güzel. Tabakta yersen salatalardan istifade etmiş oluyorsun. Bu da çok lezzetli. Ama ben açık söyleyeceğim. Ben buraya geldiğim zaman bunu seçerim. Çünkü daha o ekmeği soslarken ve ızgaraya tuttuğu an öyle bir koku yayıldı ki. Değil mi o abi? Koku benim iştahımı açtı. Benim favorim üçünden bu onun için. Üçünden biri mesela bunda da aynı şekil. Evet. Şunu tabağın yanına veriyoruz. Bu da sarımsak değil mi? Bu da evet, bu da sarımsak. Dur bir de öyle yiyeyim, işi bitirelim o zaman. Şimdi o şey porsiyon tabakta tamam geldiği zaman yine bu ekmek geliyor. Sarımsak soslu ekmek. Tamamdır. He. Bunu da şöyle yiyeyim. O sarımsak soslu ekmekle. Şifa olsun abime. Bu böyle devam edecek arkadaşlar. Sizi daha fazla üzmek istemiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi kardeşler közde döner. Odun ateşinde yapıyorsun bu arada dönerini. Közde yapıyoruz evet, odun ateşinde yapıyoruz. Közde döner yapıyoruz. Tavsiye edildiği kadar varmış. Burayı gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Abdullah Usta çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Ellerinize başım gözümün üstüne gerçekten gelmişim. Çok güzel Allah bir sofra hazırladınız. Şeref verdin abi. Baş tacısın, her daim bekleriz. Çok teşekkür ediyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Görüşürüz. Kardeşler döner. Günün her saati bu şekilde kalabalık. Gördüğünüz gibi. Abi süper mi abi?